Arkadaşlar merhaba. Ben Drone Market'ten Furkan. Bugün sizlere hem haritalama hem de lider alanında DJI'nin iki devi olan Zenmuse P1 ve Zenmuse L2 kameralarımızın tanıtımını yapacağız ve hangi alanda hangisi daha yararlı onunla alakalı bilgi vereceğiz sizlere ve tabii ki de sizler için uçuş videolarımızı da paylaşacağız ve kumandadan hangi ayarlar yapılır? DJI Terra kısmında haritalama 3 boyutlu hale getirilirken veya nokta bulutu yapılırken hangi ayarlar yapılır bunları da göstereceğiz sizlere ee, isterseniz kutularımızı tekrar bakalım ee, zaten L1 ve L2 videomuzda da aynı kutulara sahiptik sadece içerisindeki cihazlar farklı sol yanında benim Zenmuse Paper var burada gördüğünüz gibi arkadaşlar İsterseniz kutularımızı tek tek açalım şöyle kutularımıza baktığımız zaman arkadaşlar Zenmuse L1 kameramızın kendisi bizi karşılamakta yine içinden Zenmuse L2'de ve L1'de olduğu gibi. DJI Terra 6 aylık lisans hediye verilmektedir. Buradan tekrar uyarımızı yapalım. Size gönderilen Zenmuse P1 L2 serisi kameralar, yani L serisi kameralar hangisi olursa olsun 6 aylık lisans ücretsiz geliyor arkadaşlar. Eğer bu kutunun içerisinden çıkmazsa satın almış olduğunuz firma ile iletişime geçip bunu e, almaya dediğiniz gibi hakkınızdır. Ee, bu hakkınızı dediğiniz, dediğimiz gibi ee, söyleyebilirsiniz firmaya. Eğer ki firma bunu size sağlayamıyorsa bununla alakalı dediğimiz gibi arkadaşlar DJ'ye de yazabilirsiniz. Onlar da size destek verecektir bu konuda. Şimdi Zemmuz L2'mizi de açalım arkadaşlar. Kutulara baktığımız zaman aslında aynıdır arkadaşlar. Sadece kameralarımız farklı. İsterseniz kameralarımızı şöyle çıkartalım. Ee, Zemmuz L2'miz. Ve arkadaşlar Zemmuz P1'miz. Tabii... Ee, ben daha çok e, Lidar kamerayı da seviyorum ama Zenmuse P1 birazcık daha böyle haritalamaya daha iyi performans gösterdiği için Zenmuse P1 birazcık daha e, kullanışlı geliyor bana. Tabi lider kameraları da seviyorum ama e, özellikle lider tarafta ağaç bulutlandırması yani nokta bulutu benim için kumandada canlı gözükmesi cidden güzel bir özellik. Şimdi arkadaşlar kameralara baktığımız zaman Zenmuse L2 ve Zenmuse P1 kameramız bizi karşılıyor. Arkadaşlar iki kamera arasında ciddi farklar var tabii ki de. Çünkü Zenmuse P1 kamerası bir lidar kamera değildir. Ama Zenmuse L2 kamerası bir haritalama kamerasıdır. Altında gördüğünüz gibi şurada bir e, ka kapağımızı çıkartalım şöyle. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar bir haritalama kamerası mevcuttur. E, kendisi haritalama yapabilmektedir. Peki arkadaşlar Zenmuse P1'i DJI ne için çıkarmıştır veyahut da Zenmuse L2 üstüne neden bir haritalama kamerası koymuştur? Arkadaşlar burada şunu söyleyebiliriz. Lider haritalama yaparken e, alttaki kameranın kullanılması hem RGB çözünürlük açısından hem de 2 boyut ve 3 boyut haritalama yapmak isteyen müşterilerin veyahut da kullanıcıların DJI tarafından sağlamış olduğu bir özelliktir. Ama Zenmuse P1'e baktığımızda bir DSLR makinedir yani profesyonel bir çekim makinesidir. Fotoğraf çekim makinesidir. Aynı normal elimizde bulundurulan e, diğer markalar gibi oluşturulmuş bir fotoğraf makinesidir. Bakın arkadaşlar yine ikisi de bir gimbala sahiptir şu şekilde. İkisi de tabii Zenmuse P1'in bir çıktı daha ağır olduğu için onu söyleyebilirim. Tabii Zenmuse P1'in ağırlığı Zenmuse P2'ye göre daha da azdır. Bu da bize aynı, aynı zamanda uçuş süresinde avantaj sağlamaktadır. Bunu söyleyebilirim. Arkadaşlar Zenmuse P1'imizin üstünde normal olarak kutu geldiği zaman 35 mm'lik lens gelmektedir. Peki bu lens bize ne amaç sağlamaktadır? 35 mm lensle arkadaşlar siz yaklaşık olarak 250 metre yukarıdan e, noktasal bir atışla e, fotoğraflamayı %70 ve %85 oranında bindirme oranı paylaşarak e, ayar girerek siz P1 ile beraber arkadaşlar mükemmele yakın bir haritalama uçuş yapıp, yapıp DJI Terra üzerinden görüntü işleme sistemini çalıştırıp güzel bir şekilde 3 boyutlu sistem elde edebilirsiniz. Tabi söylediğim rakam yüksek rakamlar. 250 metre gibi iddialı rakamlardır. Bunu Zenmuse P1 çok mükemmel bir şekilde yapmaktadır. Çünkü arkadaşlar 45 megapiksellik bir çözünürlüğe sahiptir. Ve aynı zamanda FOV açısı L2'ye göre daha geniştir arkadaşlar. 70 derecelik bir FOV açısı olmasına rağmen 70 derecenin baya baya bir üstündedir Zenmuse P1. Arkadaşlar Zenmuse L2'ye baktığımızda ise 20 megapiksellik bir kamera karşılamaktadır bizi. Ee, Zenmuse P1'in üstündeki 45 megapiksellik ve 35 milimetrelik bir lense sahiptir. Diyafram oranı da Bununla alakalı L2'ye göre daha çok gelişmiştir arkadaşlar. Bu sebeple 250 metre hatta 300-350 metreye kadar siz RTK'lı olarak haritalar, haritalarınızı geliştirirken hassas bir konumlandırma yapabilirsiniz. Zemmuz P1 ile haritalama yapmak isterseniz. Fakat lider yani nokta bulutu bir ağaç, ağaç sayımı demeyeyim de ağaç olarak ağaçları nokta bulutu olarak nokta nokta olarak saymak isterseniz Zenmuse D2'yi tercih etmek zorundasınız. Çünkü Zenmuse P1'in bir lidar özelliği yoktur. Veyahut da bir lazer menzil bulucu gibi, e, lazer ışını yollama gibi bir özelliği yoktur arkadaşlar. Zenmuse P1 sadece ve sadece fotoğraf çekerek, e, drone üstünden bindirmeleri de ayarlayarak, koordinatlarla beraber eşlenik bir şekilde DJI Terra'ya aktarmanızı sağlamak için SD karta fotoğrafları kaydedir Ve bunun yanında RTK verileri de işlenir. Lakin Zenmuse D2'yi kullanırken hem lidar ışınlamasını, hem de fotoğraflamayı yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Bununla alakalı dediğimiz gibi tabi bunu cihazdan seçmeniz gerekiyor. Aynı anda bunu yapmanız biraz zor çünkü imkansız diyebilirim. Orada çünkü seçim yaparken lidar mı haritalama, gibi, haritalama mı yapmak istiyorsunuz diye size cihaz soruyor. Ama Zenmuz P1'de buna gerek yok. Sen daha önceki videolarımızda Zenmuz P1'in ayarlarını göstermiştik sizlere. bununla alakalı sizlere yine test uçuşunu da göstereceğiz arkadaşlar. DJI Terra ile alakalı içerisinde nasıl bir fotoğraf işlemi yapılıyor ve lidardan farkı nedir? Liderle uçuş yapılırken fotoğraf ikisinin de fotoğraf çekimini karşılaştırmasını da size özel bir videoyu da paylaş, e, paylaşacağız arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Zenmus L2 dediğimiz gibi altında arıtalama kamerası olmasına rağmen Zenmus P1'e göre bir tık daha hani hatta iki tık daha altta olduğunu söyleyebilirim. Zenmus P1 burada farkını ciddi, ciddi bir şekilde ortaya koymaktadır. Yani Zenmus L2 Ortalama bir haritalamayı 100-150 metre arasında yaparken ama Zenmuse P1 bunu 250-300 metreye kadar çıkartabiliyor arkadaşlar. Tabii farklı lens seçenekleriyle beraber arkadaşlar bu yükseklikler azaltılabilir, arttırılabilir. Siz eğer 50 milimetrelik lens istiyorsanız bu makineyle yaklaşık 700-800 metre yukarıdan uçuş yapabilirsiniz. Tabii şu anda L2 bunu karşılayamaz halde. Bunu söyleyebilirim. Bu bir dezavantaj aslında L2 tarafına baktığımız zaman. Ama siz bu cihaza 24 milimetrelik bir lens taktığınızda arkadaşlar Lidar seviyesinde bile haritalama yapsanız yani 60-70 metre bir uçuş yapsanız arkadaşlar 24 mm lens bile size kaliteli bir fotoğraflar verecektir arkadaşlar. Ee, Zenmuse P1 de şu ana kadar aslında e, haritalama sektörüne yetebilen bir kamera mı? bence yetebilen bir kamera şu anda olduğunu söyleyemem çünkü ee, kamera gerçekten çok güzel ama cihazın uçuş performansı ve haritalama performansını göz önünde bulundurarak Zenmuse P1 artık sahaya yetmediğini söyleyebilirim. Bununla alakalı biz ilerleyen dönemlerde Zenmuse P2'nin çıkabileceğini öngörüyoruz. Yani daha yüksek lenslerde ortalama Zenmuse P2 veya P1 Pro da çıkabilir. Çünkü DJI bunu yapabilir Enterprise'da. Bununla alakalı arkadaşlar bunları söyleyebiliriz. 35mm lens olmaz da 50mm lensi e, klasik bir paket yapabilir DJI. Bunu söyleyebiliriz. E, koruma braketi zaten mevcut durumda. Bunun dışında iç aynayı temizlemek isterseniz bununla alak bununla alakalı arkadaşlar profesyonel yardım almanızı biz öneriyoruz. Çünkü içerisinde her ne kadar bir bez de olsa bu lidar kamera içinde geçerli. Temizlemek için profesyonel yardım almanızı yani fotoğrafçılar genellikle bunu yapabilir. Özellikle İstanbul'da olanlar Karaköy tarafından yardım alabilir. E, farklı illerdeki arkadaşlar ise genellikle teknik servisi olan fotoğrafçıların kendisine yardım isteyebilirler. Özellikle temizlenmeleri olabilir. Tabi temizlenme konusunda buğu gidermesi kendi özelliği vardır. 105 metreye çıkıp cihazı buğu giderici ve sorunu cihazın çözünürlüğünü sabitleyebilirsiniz. Kendisi zaten kalibresini yapıyor. Aynı şekilde arkadaşlar Zenmuse 2'de de bu geçerlidir. Zenmuse 2'de arkadaşlar hem im imu kalibrasyonu yapıp nokta ışınım durumunu gösteriyor. Hem de arkadaşlar siz kamerasını e, rahat bir şekilde 30 metre veya 40 metreye çıkartarak kalibreyi otomatik yaptırabilirsiniz veya da manuel yaptırabilirsiniz. Bunu söyleyebilirim. Zenmuse L2 ve Zenmuse P1'e baktığımız zaman arkadaşlar diyeceklerimiz bu kadar olduğunu söyleyebilirim. Özellikle hem Matros 300 RTK hem Matros 350 RTK'ya karşı ikisinin de desteğinin e, olduğunu söyleyemiyorum. Çünkü Zenmuse L1 Matros 300'e karşı desteklidir. Lakin siz eğer DJI RC Plus aldığınızda, şu an o desteğin gelmesini bekliyoruz aynı zamanda. RC Plus aldığınızda DJI e, Zenmuse L2'nin de ben o desteğinin geleceğinden eminim. Piki gelmiştir de illa ki. Çünkü DJI her ay Enterprise'e yüksek güncelleme atıyor yani ardı ardına. Zenmuse P1 zaten Matri 300 ve Matri 350'ye uyumludur. Matri 210 serisine kesinlikle bu iki kamera dahil, haç serisinden itibaren söyleyebilirim, uyumlu değildir. E, bununla alakalı arkadaşlar, bence Matri 300 LTK kullanıcıların da Smart Controller'ından e, RDJ RC Plus'a geçmesini öneriyorum. Çünkü hem L2 kullanım açısından hem L1'i kullanım açısından hem de Zenmuse P1 ve daha üst serileri geldiğinde kullanılması açısından ben öneriyorum. Ve DJI'ın Matrice 350'yi 2 2 sene daha piyasaya süreceğinden ve e, yeni kamera üretimlerinden itibaren cihazlara uyumluluğunu kaldıracağını görüyorum. Çünkü RC Plus 2 de çıkabilir ki tarım onunla bu çıkıyor şu anda. Bunları söyleyebiliriz. Ee, bizlere arkadaşlar eğer sorularınız varsa Zenmus L2 ve Zenmus P1 için e, bizim bize bunlarla alakalı sorularınız varsa ulaşabilirsiniz, arayabilirsiniz. Cihazlarınızla alakalı e, hem yönlendirme hem uçuş modları ile alakalı veyahut da e, haritalama ile alakalı sorularınız varsa bizlere YouTube'dan yazabilirsiniz veyahut da bizlere arayarak bu konu hakkında bilgi edinebilirsiniz. Dediğimiz gibi kameralarla beraber uçuş yaparken dikkatli olun kameralar cidden e, profesyonel kameralardır yardım olarak eğitim olarak da bunu sağlayabilirsiniz bununla alakalı hepinize iyi uçuşlar dileriz dediğimiz gibi bizlere sorularınız varsa tekrardan bizlere ulaşabilirsiniz